Salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Selam onun zatına, ashabına, etbaına, evladına, iyaline, ezvacına, ümmetine olsun inşallah. Amin. Tekrar hoş geldiniz. Sevgili canım kardeşlerim, 2017'de cumartesi dersimiz noktalanmıştı. Umumi dersimiz cumartesi. Her bir meşrep sahibinin dersi cumartesi oluyor. Merkezi cumartesi oluyor. Cumartesi 2017'de noktalanmıştı. Malum hadiselerle ara vermek istediler veya ortadan onların bitmesini istenmiş. Malum hadiseyle biz başka yerde, mekanımız arsaya, bina yok ediliyor vesaire. Sonra vakıflar dışarıya oluyor. Böyle bir süreç. Fakat sizinle beraber yürüten Allah'a hamdolsun. Allah birbirimizi dünya ve ukbada, ahirette bırakmasın. Şefaatçi eylesin. Allah için büyük küçük yoktur. Allah için doğru ve yanlış vardır. Allah için hak ve batıl vardır. Allah için iman ve küfür vardır. Küçük bir tevafuk Allah'ın onayladığına, seni tasdik ettiğine alamet, bütün kainattan daha değerlidir. Cenab-ı Hak, bir Müslüman, biz ehl-i sünnet ve cemaatiz. İnancımızda Cenab-ı Hakk'ın zerre kadar bizi onayladığını, tasdik ettiğine emare bulursak, kainattan daha değerli sayarız. Malumunuz, hepimiz bir davamı, aynı davanın peşine koşuyoruz. Aynı kitabı okuyoruz. Ne söylemek istediğimi, söylemek istediklerimi de anlayan insanlar. Üstad Hazretleri, küçük bir tevafuk, Risale yazılırken kuşun gelmesi, kalemin mürekkebi, posta noktasında, Üstad'ın işte tevafukları ve Risale'de mevzu edin. Yani küçük bir şey ya. Gelmiş, kuş gelmiş. Aa sen geliyordun diye. Ama böyle bir müessese, bir tevafuk değil, bir fiildir. Allah'ın onayladığına fiildir. Çünkü kanımızca, yani inancımızca, hayrı isteyen de, isteten de, halk eden de rahmet-i ilahiye ve kudret-i rabbaniyedir. Yani hayrı isteten odur. Halk eden de odur. Şerri isteyen nefistir. Halk eden Allah. Hayrihi ve şerrihi. Dolayısıyla bu müessese isteten Allah'tır. Halk eden de Allah'tır. Herkes fanidir. Bu hiç kimse kalmaz. Ama nöbet değişikliği vardır. Fakat sonra hasbel kader Cenab-ı Hak bir vesileyle hepimize bir vazife vermiş. Bana da bir vazife vermiş. Bu vazifeyi herkes kendi vazifesini bilmek adına söylüyor. Ben vazifeli bir memurum demeli. Hepimiz öyle. Bana da Cenab-ı Hak bir vazife vermiş. Beraber olmak, bir olmak. Böyle bir eseri insan, yani bir ders sonuç değil. Bugün dersi de hazırlamadım biliyor musunuz? Gelen arkadaşlarımla, ben yeni geldiğim için odamı tanzim işte, eşyaları bir araya, böyle irticale söylüyor. İlim süreçtir, sonuç değildir. Kur'an komplesi Fatiha'da, Ya Rab ilmimi arttır demiyor. Evveli, sonu ve ortası istikamet olan hidayeti istiyor. İhtina sıratel müstakim. Bunun için istikamet sonuçtur. İlim sonuç değildir. İlimle dalalete giden mezarlıklarla dolu. Sadakatle dalalete giden yoktur. Belam bin Bahura Kur'an'daki malum. Karun mesela ilmimle gittim diyor. Biz Müslümanlar Rabbimizin bir zerre kadar inayetini onaylamasını kainattan ve mevcudattan üstün tutarız. Onun rızasını esas alırız. Ne derler diye yaşamayız. Boyun eğmeyiz. Ama boyun eğeceği şeyler de demeyiz. Denileni deriz. Yapılması gerekeni yaparız. Ama hatamızda da, kusurlarımızda da Rabbimizden karşısında bir insan varsa ondan da özür dilemeyi de becermeliyiz. Rabbimden en çok iki şey istemiştim ömrümde. Onu da paylaşmak istiyorum.
1978'de bu parkura yürüyüşe başlamıştık. Allah nasip etmişti. 78. 80'de Rüştü abiyle kalmaya başladım. 85, 87, 90 metrekare bir şeydi değil mi Zeytinburnu? 75 metrekare kullanış alanı vardı, kullanım alanı vardı. Sırf vakıf olarak 37 kişi vardı. O kadar küçük yerde. Tabii insan bazı hadiselerle bir şeyi ilk önce planlar böyle, ihtiyaç duyar yani. O zaman çay fastığında otururken, kaçtı 1980, 82 veya 83. Dediğim şuydu. Hani çayda oturuyoruz arkadaşlar, sohbet ediyoruz. Yani planın ne, hedefin ne yani? Neyi gaye yapıyorsun? Dedim ki Rabbimden çok şey istiyorum ama iki şeyi çok istiyorum. Çok. Bir, nezih bir ortam. Büyük. Yani talebe yetiştirecek, müzakere yapabileceğimiz kardeşlerle, yeni gençlerle davayı tanıştıracağız. Öyle Zeytinburnu'nun bu birbirine bitişik nizamı, küçük olması vesaire vesaire. Gerçi bereketli, çok bereketliydi ama böyle bir ihtiyacı bize dayattı. Nezih bir ortam istiyordum öyle. Böyle bir istiyordum. İkincisi, hep derdim, birbirimize şahitiz. Benim anladığım gibi ustad anlamıyor bu risaleyi. Böyle olsa ustad ölünceye kadar okumaz. Bir kere kendi yazdığını okumaz. Bir insan kendi yazdığını okur mu? Yani okur, nereye kadar okursun ya? Yalan nereye kadar yaparsın? Riyakarlık ne kadar yaparsın? Olmadığı bir şeyi nasıl yaparsın? Her okuyu da farklı anlıyorum diyen ustad demek ki. Diyordum ki, ya bu Risale-i Nur'u ustada yakın. Ustad hangi yöntemle baktı, onu istiyor. Hedefim oydu. En büyük hedefim. Ustad hangi yöntemle? Çünkü Allah Kur'an'da anlattığı bu kainatla benim anladığım kainat böyle uymuyor. Yani haşa misal bir tencere getir. Cehennemi koy içine. Cenneti de koy içine. Karıştır. Dünya olur. Karıştır o kimyayı. Buzdolabına koy. Donsun. Dünya olur. Celal ve cemalin karması olan kemal bir memleket. Yani celal da burada. Mesela cennette celal yok. Cehennemde de cemal yok. İkisinin cemi. Dünya. Ama böyle bir şey yok ki. Bak burası Arnavutköy. Uçak uçuyor. Yemekleri, kuşlar uçuyor. Yani Allah Kur'an'ında Allah ya. Ne anlıyorsak Allah'tan. Allah Kur'an'da anlattığı böyle sanki karşısında bir rakibi varmış gibi. İnsandan şikayet ediyor ya. Göreceksiniz diyor. Bak ne yapacağım diyor. Yani bir aciz kalınca göreceksin, bak babama demez miyim? Abim seni şey yapar. Benim babam seni babanı döver falan. Hani böyle şey gibi. Kur'an böyle karşısına sanki bir fail imiş gibi bir insanı karşısına koymuş. O zaman dedim ki bu Allah'ın koyduğu bir kainatla, baktığı kainatla bizim anladığım arasında ya çok acayip ya. Mutfak, tuvalet, yatak iş bu mu yani bu? Fatih bir şey yok ya. Ölen gidiyor. Ne oluyorsa da bilmiyoruz. Gömüyorlar. Ondan sonra gidiyoruz. Ne oluyor? İşte ustadın ve anladım tabii şimdi anladım. Dört isimle bakardı her mevzuya. Bir, huvel evveluhu çekirdekten bakardı. Vel ahiruhu meyveden geriye bakardı. Ve zahiru, ağacın zahirine bakardı. Ve batını, batından zahire bakardı. Yani dört ismin hulasası. Bu kitaba mülk ve melekût diye yansımış Risale-i Nur'da. Benim anladığımı söylüyor. Mülk ve melekût. Sırf mülk ile bakarsak nakıs oluruz. Yani kışırda kalırız. Bizim şu anda cemaatimizin sorunu olan ülfet belası sarmalıyor. En büyük bela ülfet. Mesela birinci söz desek iki asker var deyince hemen bir modumuz düşer. Yani iki asker var. Başka ne anlatacak ki? Dört kıyılık çanta varmış sırtında adamın. Gidiyormuş, yol ikileşti. Farklı bir şey yok ki. Sen zaten 50 defa okumuşsun. Farklı bir şey okumayacak ki. Ama dört kıyılık çanta nedir sorulduğu zaman Allah Allah niye beş değil? Bak bakalım.
İnsanın yaratılış maddesinden, karbon, hidrojen, azot, oksijenden tut, dört melekten, dört kitaptan, Edile-i Nuriye ve İslamiyet'in dört ölçüsün, yani Edile Şeriye, dört Ululaz peygamber, dört kitap, kitap, sünnet, icma, kıyas, hep dört. Ha, demek ki dört melek. Hep dört yani böyle. Dört alem. İnsanın dört hakikati. Yani dört ağır. Peki ha, sırtında dört kilolik çanta. Ha, Allah Allah. Bu mesuliyeti yüklenmiş ya. O çanta beş değilmiş yani. Dört. Ya farklıymış. Bu sefer enfüse doğru seyahat başlıyor. Peki ne karın olacak? Karımı söylüyorum. İçeriden dışarı bakınca sana küfredeni, hakaret edeni, bilmem türlü türlü şeyler çevirenleri yalnız dua ediyorsun, acıyorsun. Bilmedikleri kaderin ince sırrına vesile oluyorlar. Kaderin icraatına. Mevlana'nın bir sözü var ya. Ayağını mı aldı Cenab-ı Hak? Demek ki kanat vermeyi murat etmiş. 75 metre karede Cenab-ı Hak aldı. İnsanı takılmayacaksın. Cenab-ı Hak aldı. Üzülüyorduk. Şimdi zannediyorum bu salon 180 küsür. Tuvaletler, lavabolar vesaire. Şu kat 300 metre kare. Yani. Şimdi ayağını mı aldı? Demek ki kanadı vermeyi kastetmiş. Bunu ailede de kullan ya. Hayat bu hayat esas değil. Yani Allah'ın anlatmak istediği Kur'an'da, ustadın şehrettiği şu kainat bizim gördüğümüz, anladığımız gibi değil. Onun için ülfet sarmış. Mülk ile meleküte, melekütten mülke baktığın zaman içeride, içeriye girdiğin zaman hak, batıl, doğru, yanlış dedi demedi. Dünya orası, öldü ölecek, hesap mesap, iman küfür öyle bir şey yok. Hepsi aynı. Dışarıda şeytan, melek, içeride mudil esması ve nur esması. Allah Allah. Dışarıda şeytan, içeride esma. Yani Allah'ın dışında bir şey mi yani? Şeytan. Allah'ın halk ettiği. İçeri girdiğin zaman psikoloji, ailevi sorun ve siyasi bakışın değişiyor. Rahat ediyorsun. Lazımdır ki öyle olsun diye bakıyorsun. Bu mukaddemeden sonra Rabbim hepimize içeriği ilim, hedefi ve istikam, hedefi istikamet, eylemi sadakat, bakışı Risale-i Nur gözlüğü, meşrebimiz uhuvvet ve hillet hepimize nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak taksiratlarımızı, kusurlarımızı, eksikliklerimizi, günahlarımızı yübedelullahi seyyiatım hasene sırınca hasenata tebdil eylesin. Amin. Şimdi ben inayeti sevadan bir yer okuyorum. Bir yer okuyacağım. Zaten gayet bir cumartesi dersinin artık burada başlangıç olduğunu, uhuvvet sonuç olduğunu, ders dinlemek, ilim yapmak vesile olduğunu, süreç olduğunu, düşünmeye, usta diyor ki deşmektir diyor. Bak usta diyor ki düşünmek ise deşmektir. Düşünmek sisteme girmektir, sonuç değil. Düşününce içeriye geçiyorsun. İçeriye geçince içeride bir sürü şeyler var. Birbirine zıt olan şeyleri. Orada ondan sonra ilim başlıyor. İlim onu tard eder. İlim düşünceden eyleme dönüşmüş halidir. İlime, fiile dönüşmeyen şey ilim değildir. Ya bilimdir ya düşüncedir. Kafirlerde düşünce vardır, tefekkür yok. Tefekkür Müslümanlara ait, kutsidir. Tefekkür nedir? Düşünceye ve ilme Allah'ın verdiği cevaptır. Tefekkür bu. Onun için tefekkürün saatin hayrı min ibadet senetin demiş. Bir saat tefekkür, bin sene, bir sene nafile ibadetten evladır. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim.
Kul bi fadlillahi ve bi rahmeti fe bi zalike felyefrahu huve hayru mimma yecmaun. Mealini okuyayım. 10. surede ustad yerde şu 28. mektup 7. mesele inayeti seba. Ustad, Allah'ın bizi onayladığına dair 7 tane öne çıkartıyor. Biraz dikkat edersek gözüküyor. Mesela bir misal vereyim. 10. lema nedir abiler? Şefkat tokatı. Orada iki yerde nokta nokta koymuş, kendisi yok. Çıkartmış. Ve başında diyor ki, belki diyor bu yazmıştım, evet yazmıştı. Razı olmaz diye çıkartıldı diyor. Demek ki şefkat tokatını ustad yazacak talebesine ve iki kişi razı olmadı. Ve belki razı olmaz diye diyor, olmayan oldu. O nokta nokta olan yer çıkmış demektir. Ey ustad, madem senin yazdığın razı değil, hiç bunu da yazma, nokta noktayı da koyma. Yani çıkartıldığı gözüküyor, kendisi de söylüyor zaten. Razı olmazlar diye. Ve siz razı olmasanız diyor şimdikileri yazdıklarım, ben onu çıkartacağım diyor. Burada nereye varıyorum? Arkadaşlar, paldır küldür, şefkat tokatı yedi diyemezsiniz, diyemeyiz. Diyemezsiniz. Suizandır, haramdır. Delilim o da. Suizan şeridir. Risale'den de delilim o. Ustad razı olmaz diye doğru bir şey söylüyor. Ama çıkarttı. Niye çıkarttı? Razı değil. Şimdi Abdullah şefkat tokatı yedi diyor. La sen Allah'ın Adalet Bakanlığı'na mı oturdun? Allah'ın ortağı mısın? Allah ne yaptığını biliyorsun. Şefkat tokadın. Belki makam aldı. Bak şefkat tokadında ustad orada İki şeyi çıkartmış. İki yeri çıkartmış. Ya. Şefkat. O için biz olacağız. Kimse hakkında karar vermeyeceğiz. Şefkat tokat yedi. Bak gördün mü başına nereye geliyor. Böyle olur. Değil işte. Bak Mevlana dediği gibi. Ayağa gitti. Bak şefkat tokat yedi. Mevlana diyor ki Allah kanat verecektir diyor. Sen de, biz de diyoruz ki şefkat tokat yedi. Mevlana da diyor ki kanat alacak da ondan. Kanat verilecekmiş. Biz de tokat yedi diyoruz. Ceza verildi. Oysa kanat verilecek. Bilmiyor. Bizim işimiz değil. Karışmamak gerekiyor. Ben, biliyorsunuz o bizzata Allah'ın işine karıştı da gübrelikteki böceği yedirdi ya. Biliyorsunuz o zatı. Karışmış böyle. Şimdi ben burada inayeti sebadan Allah'ın inayeti hani kuşların, kalemlerin, kişilerin gelmesi, ustad bir mevzu yazarken Hulusi abinin aynı soruyu sorması, tevafuk, Allah Allah. Yani biz onu okuduğunca ne mübalağa ediyor ya gibi geliyor. Değil abiler. Allah için bir daha büyük küçük. Büyük küçük yok. Allah için hak ve batıl var. İman küfür var. Doğru ve yanlış var. Allah'ın razı olması için büyük küçüğe gerek yok. Öyle bir şeysi yok. Bu Allah için bu ancak bunlar razı olur. Değil ya. Yani. Hayatımız boyu 60 sene, 70 sene yaşayıp Cenab-ı Hak için mazi hal, istikbal olmadığı için Allah bir defa 60 senede razı olsa ben 10 sene önce razı olmuştum senden. Bugün olmuyorum. Olmuyor böyle. Allah razıysa razı. Onun için 60 senede hiçbir defa mı Rabbimizi razı edemedik? Bitiyor işte. Bu kadar yani. Bir defa. Bir defa razı ettik mi? Ya 60 sene, 70 sene yaşayan bir insanın Rabbini bir defa mı razı edemedi oruçta, namazda, dua edin? Mümkün değil. Hadi edemedin. İkinci şıkkı söyleyeyim. Hadi edemedik buradan. Peki bu cemaatta hiçbirisi mi edemedi ya? Şahsi manevi. Şahsi manevi. Ondan söyleyeyim. Bir tane inayet sabahdan okuyacağım zaten. Şahs-ı manevi abiler bize sorarlar diyorlar ya diğer meslekler, sizin başınızda kimse yok. Bak şahs yok. Ustad diyor ki başımızda var diyor. Elimizde Risale, başımızda şahs-ı manevi var. Şahs-ı manevi adam değil ki, insan değil ki, et kemik değil ki. Zannediyor. Yani bu insanı et kemik zannediyor. Bu ben miyim? Bu gömlek ben miyim? Benim gömleğim diyen ben miyim? Benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim kalbim, benim ruhum.
şahsi manevi de aynı bu bedende gözüküp, bedenlerde gözüküp beden olmayandır. Bu ben gibi. Ben şimdi bedenle size gözüküyorum diye bu ben miyim? Buna ben desen adam lazım. Ben nasıl bu bedende şahsi manevim var? Ruhum da arkasında. Benim ruhum diyen, ruha sahiplenen, bak benim kağıdım, benim bardağım, benim kitabım, ben diyen bunlardan farklı. İşte bizi idare eden, buraya tencereyi getir, bütün nurcuların aklına koy. İlim abiler canlıdır, ruhludur, şuurludur. İlim canlıdır. Allah'ın sübutu sıfatı cansız olmaz. Toprak cansız, su cansız, çekirdek cansız, hava cansız. Bir canlı bir bitki çıkıyor da Allah'ın sübutu sıfatı cansız olur mu? İlim canlıdır. Zaten tard ediyor diyor. İlim onu tard eder diyor. Bütün nurcuların ilmini koy. Bütün nurcuların vicdanını koy. Bütün nurcuların kalbini koy. Yani bütün nurcuların aklın fikirlerini, vicdanın hislerini, kalbin duygularını, ruhun latifelerini, bedenin eylemlerini koy, müsbeti karıştır. Bütün hepsi. Ondan çıkan o şahs-ı manevinin, bakın, aklı bütün cemaatin kadar. Kalbi bütün cemaatin kadar. O bizi idare ediyor. Peki nasıl idare ediyor? Hulasa ediyorum. Sana bir duruyorsun, bir fikir geliyor. Fikirden sonra bir mail geliyor, pat diye gidiyorsun. Ya hatırıma geldi. İçimden coştu, yapıyorum. Şahsı manevi yapayım. Bak sen ne oluyor? Hadi kalk derse git diyor. Aklına bir fikir koymuş. Açılışa gidelim, şahitlik yapalım bu şeye. Açılışa. O memleketten beri seni getirten, isteten de rahmet ilahiye, halk eden kudret-i Rabbaniyedir. Yapan Allah'tır. Bizim indimizde, itikadımızda, ehl-i sünnet ve cemaatta isteten de, halk eden de O'dur. Menfi isteyen nefistir, halk eden Allah'tır. Kur'an'ı kaldırtan da, isteten de Allah'tır. Şarabı kaldırmayı isteyen benim, halk eden Allah'tır. Çünkü fiilim, faili Allah. Ondan dolayı bizi şahs-ı manevi nasıl idare ediyor? Yavuz, kafana bir fikir veriyor. Kalbine de bir mail veriyor. Kalbine mail. Tak tak yapıyorum. Ben yaptım. Benim hatırıma geldi. Ben düşündüm. Değil. Şahs-ı manevi. O cemaatin, Mahmud Efendi cemaatin, Adıyaman cemaatin, kardeşlerimizin de öyle fertleri. O her bir cemaatin şahs-ı manevisi var. O şahs-ı manevi bizi böyle idare ediyor. Başımızda o. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ben gidiyorum. İki şey bıraktım diyor. Var mı içinde bir insan? Bir Allah'ın kitabı diyor. Bir de onun hayattaki uygulaması, sünnet-i seniyem diyor. Onun peki uygulayan kim? Ehl-i Beyt'im diyor. Ehl-i Beyt işte. İnayet-i seba. Allah'ın küçük bir inayeti bile Allah'ın onaylamasını idrak edince, bu da şahs-ı manevi, bize zerre kadar versek hakikaten Allah'ın inayeti ya bu. En küçük bir tane inayeti söyleyeyim. Kimisi İzmir'den gelmiş. Kimisi Malatya'dan gelmiş. Kimisi Afyon'dan gelmiş. Kimisi şu Edirne tarafından, yani her taraftan hemen hemen gelen var. Peki kardeşim, bizi bir araya getirse, sif bu bina bu akşam olsa, bu şahsi mani, bu resmin çekilmesine, sırf bu için olsa, sonuç olmuş olmuyor. Niye? Bir defa birbirimizi görürsek, birbirimize şahit olursak, ahirette şefaatçi olacağız. Namazda cemaatin sırrı işte bu, şefaatçi olmak. Yani beraber şimdi bir arabaya geldik. Kötü mü oldu? Bak birbirimiz uhuvvet var. Aynı şeye. Bakmayın ben burada oturuyorum. Ben de muhtaçım. En fazla ben muhtacım ona. Allah biliyor, birbirimizi tanıyor. Hepimiz birbirimize muhtaçız. Şefaatçimiziz. Yani birbirimizi orada onaylayacağız. Bu sonuç olsa beraber olmak, kardeş olmak, dava arkadaş olmak, Allah için sevmek, Allah için şahit olmak ona. Ya Rab oradaydı. Aynı ya. Ya burası suret. Orası hakikat. Son olmayacak. Suret hakikatsiz olur mu? Olurken oluyor zaten. Orası olmadan burası olmuyor. İlk önce hakikat, sonra suret. Ahirette olduğu için buradayız biz şimdi. Ahirette sonradan olmayacak. Öyle bir şey yok. Dört isimle bakınca. Burası olunca orası oluyor değil.
Allah sonradan bilmez. Esma sonradan bilmez. Olduğu için oluyor. Öyle onaylandığı için sen buradasın. Onaylandığın için onayladın. Getirildiğin için geldin. Dinlettirildiği için dinliyorsun. Var edildiği için varsın. Her şey sebebi o. Sözler hakkında tevazu suretinde demiyor. Belki bir hakikati beyan etmek için derim ki sözlerdeki hakayık, İmam Ali'ye göre sözler külliyat anlamında söylüyor Üstad. Risale-i Nur külliyatı diyor. Ve kemalat benim değil Kur'an'ındır. Hakikaten ya en fazla burada 50 sene sonra aramızda kalacak insan pek olmaz ya. Hadi en şey 120 sene hiç kimse burada kalmayacak. Ya arkadaşlar bu suret orada beka olacak ya. Beka ne demek ya? Aklımız almıyor ki. Aklımız kainattaki ilişki ve çelişkileri çözmek için bir alettir. 27. sayfa sözler. Alettir diyor. Kainat kurulurken benim aklıma göre olmadığı için aklım bu kainatın mühendisi değil. Çözemiyor. Şu anda bir şey de anlamıyor. Yani burası oluyor, ahirette olacak. Öyle bir şey yok. İlk önce orada oluyor hak, yani hakikat sonra suret. Suret, kanuniyet, suret eylemdir. Kanuniyet insandadır, hakikat esmadır, mahiyet Allah'tadır. Allah sevdirtmese sevemeyiz. Allah da esbab aleminde şahs-ı maneviye tecelli ediyor. Şahs-ı manevi diyor ki Celaleddin kardeş derse git çatıya kaynak yap. Vermek istemesi istemek. Vermezdi. Evet, vermek istemeseydi. Evet. Allah ya. Yani şu, Allah beni onayladı. Bundan daha büyük devlet olur mu? Hey İbrahim Ethem. Allah beni onayladı ki buradayım. Allah beni onayladı ki namaz kılıyorum. Allah beni onayladı ki oruç tutuyorum. Ya Allah beni onayladı ya. Allah yaptırmasa, sevdirtmese sevebilir miyiz ya? Acayip bir şey ya. Allah onayladı demek yani. Beni onayladı buradayım. Beraberiz bak. Aynıyız. Aynı şeye gönül vermişiz. Öyle cennette bir makam ki Muhammed. Sen yalnızlaşmışsın. Peygamber gidiyor. En sonunda. Ama ne oldu? Kimsesi yok yanında. Burası hapishan ne olur ya? Seni yalnızlaştıran makam mıdır? Ya hep beraberiz. Bir kişi o şahs-ı manevide Cenab-ı Hakk'ı razı etse şahs-ı maneviye, şahs-ı manevinin efradına da aynen ölüyor. Bölünmeden hepsine inayet olmuş oluyor. Diyeceksin ki ya bu kadar da Hacı Baba'nın böreği olur mu? Kardeş öyle deme. Kalbinde, ruhunda Allah'ın o rızası olmadan o küçük cıvıtayı yapamazsın. Cıvıtayı veremezsin. Küçük zannetme. O küçük denilen şey git felçli hastalara sorun. Cıvıtayı çevirmek, Kur'an okumak ne demektir? Felçli hastalara sorun. Yürümek neymiş? Ahrazlara sorun. Yani ses duymak neymiş? Dolayısıyla konuşmak neymiş? Bir kelime edemez. Kardeşim bir küçük büyük yok Allah için. Senin bu küçük bir namaz kılman, oruç tutman, derslere gitmen, risale okuman küçük değil işte. Bak felçli olan adama bir adım atmak mümkün mü? Vefat etmiş. Daha mümkün mü kelime şehadet getirmek? Bilimin söylediği 120 milyar toprağın altında insan varmış. Şu anda 8,5 milyar varmış. 5'te 4'ü La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyemedi. Ve şu anda onu söylemeye vaktimiz var, fırsatımız var. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Sözlerdeki hakikat, Risale'deki hakikat, kemalat benim değil, Kur'an'ındır. Kur'an'dan teröşü etmiştir. İnayete bak. Çok şükür. Ulan Risale var. Bazen diyorum kendime, ulan Risale var, bu hal desin. Ya elinde Risale olmasa ne olacaktın ya? Herkes kendisini söylesin ya. Risale-i Nur tutmuşsun. Bu hal değil. Ya tutunacak bir şey yok. Ya peki elimde Risale olmasa neyin doğru neyin yanlış? Acayip her şey birbirine girmiş ya. Aynı dükkanda satılıyor. Adama bakıyorsun. Doğru bir adam ya. Dürüst adam ya. Hatta vakıf ya. Ama bir eylemine bakıyorsun aslında. Yani kafir yapmaz ya. Ya ben kendimi söylüyorum.
Bunu kafir yapmaz, sen nasıl yapıyorsun? Sen nasıl diyorsun ya? Diyorum ya. Acayip bir şey ya. İnsan bir tuhaf mahluk ya. Sonradan pişman olmuyor muyuz fili? Yapan sen değil, ben değil miyim? Peki pişman olacağın şeyi o zaman nasıl Rıza ile yaptım? Kimdi o zaman? Kaç tane benim ya? Ya bir halet var. Oo, mümkün değil, o ben değilim. Nasıl yaptım? O da bendim. Risale'ne bak ya, nasıl bir ders vermiş ya. Hatta 10. söz. Yüzer ayat-ı Kur'aniye'den süzülmüş bazı kataraattır. Öldükten sonra dirilmeyi anlatan. Ne büyük nimet ya. O kardeş burada mıdır? Ama şey yapmayacağım, bakmayacağım ona. Bizim köye gelmişti imam olarak. İlk imamdı. Dedi ki, tanıştık tabii camide. Ya dedi, sana bir şey söyleyeyim mi dedi. İmamların en büyük sorunu, ondan duymuştum. Haşre inanabilmek, inanabilmek diyor. Haşir var ya, öldükten sonra dirilme. İnanabilmek. Ben biraz haşirden bahsettim gayri ihtiyar. O zaman onu söyledi ve 10. sözü beraber okuduk onunla köyde. 10. söz, öldükten sonra dirilmek hayata ne kazandırıyor? Tamam, öldükten sonra dirilmeyi fikretmek, hissetmek, bahsetmek, zevk etmek. Usta diyor ki, ailedeki sorunun, ailedeki sıkıntının sebebi imani bil ahiretin zayıf oluşundandır diyor. Öyle mi abiler? Yanlışımı düzelt. Ustadın söylediği. Şualarda, 11. şualarda diyor ki, imani bil ahiret diyor, aileye girse sorun kalmaz. Sıkıntı varsa, imani bil ahiretin bize getirmiş olduğu sorumluluk, haddini bilip hududunda kalmak. Haddini bildiriyor. Mesela bunu yapamam, diyemem, veremem, söyleyemem ya, davranamam. Kim, bunu sana kim söyletiyor? İmanı bir ahiret. Yani davranışımızı, niye farklıyız kafirlerden vesairelerden? Niye farklı? Onların gittiği yere gitmiyoruz, onun seyrettiğini seyretmiyoruz, onun okuduğunu okumuyoruz. Niye? Bize bu farklılığı veren kimdir? Yapamam, diyemem, vuramam, korkarım. Niye? İmanı bil ahiretten. Demek ki ahirete iman hayatımıza girmiş. Aktif. Ahirete iman hayatımızda aktif. Ahirete iman oldukça insan o şeyleri söylemiyor. 10. söz, yüzer ayatı Kur'aniye'den süzülmüş bazı kataraattır. Sair risaleler dahi umumen öyledir. Madem ben böyle biliyorum ve madem ben faniyim, gideceğim, ki gitti, elbette baki olacak bir şey, bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Koca asın imamı diyor. Sen ben ne kaldık? Bak diyor ki, madem ben faniyim, gideceğim, elbette baki olacak bir şey ve bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Ya işte buraya o kadar insan gelip geçecek ki. Ama ondan sonra işte X şu kadar sene sonra, ama her şey bitecek. Şu dağlar uçacak, yıldızlar birbirine çarpacak, denizler yanacak, dünya düptüz olacak. Hesaptan her şey bittikten sonra tenezzüh için, pek merakımızın gidermek için cennetten sonra inşallah dünyaya geleceğiz. Dünya park yeri olacak, gezintilecekmiş, gezinti olacakmış. Sonra vay buraya derse gidiyordum, Allah Allah buraya gidiyorum. Ya bu iş için şurada bir iş vardı ya, bu için namazımı kılmamıştım falan. Burada geç yapmıştım, oruç tutmamıştım falan. Dünyadaki maceraları yerinde görmek için dünya tamir edilecek, 29. söz. Dünya yeniden tamir edilecek kıyametten sonra. Niçin? Peki benim zamanımda köyüm vardı. Ondan sonra ormanı yıktılar, bilmem ne yaptılar. Ben öldüm, 100 sene sonra zaten öyle bir alamet kalmadı. Herkese bir dünya olacak. Benim bildiğim dünya, senin bildiğin dünyayla farklı. Yeniden bir dünya. Allah'a katın zengin ya. Böyle bir Allah'ı razı etmek varken niye Ahmet'i Mehmet'i razı şey yapayım? Ya işte kör olası dedi ki içeride başka bir sürü de var. Ben de bana rağmen benim içimde aklıma bela. İnsanın en büyük belası kendisi ya. Kendisi kendisinde bela. Düşünebiliyor musunuz? Düşüncenin şerinden düşünceni kurtarmak. Aklının şerinden aklını kurtarmak. Bir insan kendisinden kaçar mı ya? İşte acayip bir şey. Sisteme bak.
Kendisi kendisine kaçıyor. Kendisi kendisine bela. Kendisi kendisi dert imal ediyor. Hariçten bir şey değil ha. Otur dert imal ediyorsun. İçeride ya. Baki şey, madem ben faniyim, gideceğim elbette baki olacak bir şey, bir ve bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Ve madem ehli dalalet ve tuğyan, işte burayı okumak istiyordum. Burayı dikkat abiler. Bak şimdi kadar demedim. Şurada bak göstereyim size. Şu kırmızı gördüğünüz yer var ya. Oraya okuyacağım. Onun için şimdi dikkatinizi vermenizi istiyorum şu cümleye. Bu konuşma, belki yarım saat geçti, bu cümle içindi. Madem ehli dalalet ve tuğyan işlerine gelmeyen bir eseri, eser sahibini çürütmekle eseri çürütmek istemek adetleridir. Adetleri buymuş. Kim yaparsa yapsın, böyle yaparsa ehli dalalet ve tuğyandır. Bir eseri, bak bir de okuyayım. Ve madem ehli dalaleti ben şöyle anlıyorum. 25. sözden söylüyorum. Dalalet rehbersizlikten, peygamberi inkar etmekten ortaya çıkarmış. Allahsızlıktan tuğyan çıkar. Velev dallin, dallin rehbersizlikten. Peygamberi beğenmiyorlar. Şimdi bir de okuyayım. Kafire verme bunu. Yani biz bir hakikati, bir doğruyu, bir hakkı ortadan kaldırmak istersek o nispetten ehli dalalet ve tuğyan unvanına giriyor. Mesela Zulkarneyn, Murat Dursun burada mı? Nerede abi? Ha, orada mı? Ha. Onunla beraber mutala ettik. Zulkarneyn, Hızır. Zulkarneyn için unvan mıdır diyor. Unvandır. Ne demek? Zulkarneyn hakkında söylenen vasıf ve sıfatlar her asırda geçerlidir. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Zulkarneyn ona has değil. Has olsa Kur'an'da geçmez. Risale'de de Hulusi ile alakalı. Hulusi abiyle. Veya hani Yunus Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam gibi. Hulusi abiyle alakalı bir mektup varladı. Ben başkasının kitabını ne okuyayım ya? Hulusi'nin orada bahane ederek onu sembol ve simge olarak kullanıp o olayla, o tiyatral olay içerisinde anlatılmak istenen sıfatlar, tenkit edilmek, tamir edilmek sıfatlar neyse ona bizi anlatıyor. Biziz o. O biziz. Misal, Yunus Aleyhisselam balığa girmiş. Bana ne ya? Balığa mı gireceğim ben? Yunus Aleyhisselam balığa girmiş. Bunu dinleyen sahabe deniz görmemiş. Deniz görmemiş ya. Sahabe Arabistan'da insan şeyde kutuplarda değil de çöllerde yaşayan insan da okuyor. Ama Yunus Aleyhisselam için ne diyor? Üç tane karanlık diyor. Gece diyor bir karanlık. Ondan sonra deniz bir karanlık. Sonra balığın içi karanlık. Gece ne demek? Ben onun bir tanesini söyleyeyim. İstikbal. Denizin karanlığı nereye misal söylüyor? Ne demek o? Simge olarak. He? Dünya mı? Bence dünya mıdır? Gece istikbal. Tamam, gece istikbal. Deniz? Deniz dünya abi. Deniz nedir abi? Peki balığın içi? Nefis. Nefis. Her tarafta bunu kasten soruyorum. Deniz nedir diyorum. Ne? Denizin siyah, şey karanlık olması. Hadiseler. Bir... He? Hadiseler. Evet. Daha dünya hayatı var ya böyle. Hadiseler, olaylar. Mesela Ukrayna, Rusya şudur, budur. İşte geldi, aldım, almadım, yediğim, yemedim. Başka? Esasına söylüyorum. Ya öleceğim, kanserim, koronayım vesaire. Onlar dünya hadiseleri. Dünyada bedenle bulunuyor. Okundu. Demek ki Zülkarneyn, Hızır, Yunus, Hulusi, Sabri unvandır, semboldür, simgedir. Onunla anlatılmak istenen sen ve beniz. O zaman bir de dinle şimdi. Ve madem ehli dalalet ve tuğyan işlerine gelmeyen bir eseri, eser sahibini çürütmek de eseri çürütmek adetleridir. Allah muhafaza. Elbette mesela diyelim ki
bir amir namaz kıldırtmıyor, buna giriyor. Bir hayrı yaptırmıyor, başkası bir hayrı yıkıyor, buna giriyor. Sıfat yani. İşime gelmedi. İşime gelmedi, olmasın. Elbette Semai Kur'an'ın yıldızlarıyla. Ustadı niye hapsettiler? Niye 28 sene işkence yaptılar? Yetmemiş hapishane, bir de zehir vermişler devamlı. Elbette Semai Kur'an'ın yıldızlarıyla bağlanan risaleler benim gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve sukut edebilen çürük bir direk ile bağlanmamalı. Manayı düşünüyor mu? Allah Allah. Bir de okuyayım. Elbette Semai Kur'an'ın yıldızları ile bağlanan risaleler, Risale-i Nurlar, benim gibi çok itirazata, tenkidata, Kürttür. İşte Türkçe bilmez, anlaşılmaz. Bir sürü tenkidatlar var değil mi? Üstad Kürttü. Allah Resulü nereliydi? Arap'tı. Allah nereli? Allah'ın memleketi var. Ya bunlar sonuç Allah'a mı götürüyor? Kim olursa olsun. İlaç içerken bu Fransız mı diyorsun? Fransızın ilacını içme. Kürdün yazdığı risale okuma. Arap'ın ortaya çıkmasına vesile olduğu Kur'an'la muhatap olma. Çok acayip ya. Ehli dalalet iyi iş yapıyor ha. İngilizler yapıyor bunu. Milliyetçiliği kaşımak. Benim gibi çok itirazata, itiraz için ben bunları anlattım. Ve tenkidata medar olabilen, hani Üstad Kürttür, siz Türksünüz falan var ya, öyle ya, diyorlar yani. Tenkidata medar olabilen ve sukut edilebilen çürük bir direk ile bağlanmamalı. Hem madem örf-ü nas'ta bir eserdeki mezaya, meziyetleri, o eserin mastarı ve menba zannettikleri müellifinin etvarında aranılıyor. Yani hakikaten öyle. Bir işte nurculuk mu? Tarikatçılık mı? Süleymancılık mı? İlle o cemaatin vasıflarını topluyoruz. O adama veriyoruz. Lan o adam bunu nasıl yapacak ya? Nasıl olacak ya? Çok acayip. Gül yabani gibi değil mi? Herkül'ü Yunani, Rüstem'i İrani. Ve malum işte. Bir milletin kahramanlığını şahısına verince acayip gül yabanı oluyor işte. O cemaatin şahsı manevisiyle ortaya çıkanı ustadın Said Nursi ayrıdır, Bediüzzaman ayrıdır. Said Nursi senin ve benim gibi nur talebesidir. Bediüzzaman demek Risale-i Nur'a ayna olan bir ruh demektir. Risale-i Nur da onun da değil. Kur'an'ın hakikatidir. Yani uçak piste iner. Benim ruhuma niye inmedi uçak? Said Nursi beşerdir. Peygamber Aleyhisselam Ahmet'tir. Ahmet beşerdir, komutandır, kocadır, babadır, kuldur ya. Ama Muhammed çekirdektir. Ağacı meyvesi Ahmet, çekirdeği Muhammed. Üstad da işte nur talebesidir. Emirdağ 1.48'de söylüyor, nur talebesiyim. Hem örf-ü nas'ta ezan okunduğu farkındayım. Ama bitireyim şunu. Bir eserdeki mezaya o eserin mastarı ve menba zannettikleri müellifinin etvarında aranılıyor. Yani ustattan aranıyor bu özellikler. Ve bu örfe göre o hakaik-i aliye ve o cevahir-i galiyeyi kendim gibi bir müflise ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek hakikate karşı büyük bir haksızlık olduğu için biz okuduğumuzda tevazu yapıyor zannediyoruz. Yok kardeşim, dert benimdir diyor. Derman Kur'an'ındır. Üstad da ortaya çıktı. İstersen sebebe diyor. Vesile olana dua et diyor. Ya kardeşim Kur'an'ın malıdır. Kur'an'ın malıdır ama tabii hakkını da vermek lazım. Ayna vasıtasıyla güneş geliyorsa aynayı korumak lazım. O Bediüzzaman denilen ruhu âli de ortaya çıkmış. Bak Said Nursi beşerdir. Bediüzzaman ruhtur. Yani o Risale-i Nur'un ortaya çıktığı zemin. Bende niye olmadı da siz? Sende de olmadı. Onda oldu. Onun için o tarafı var bak. Herkes üçe ayrılıyor. Üç tane şahsiyet.
demek ki Kur'an'ındır diyor. Olduğu için risaleler kendi malım değil. Kur'an'ın malı olarak Kur'an'ın reşat-ı meziyatına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum. Son cümle. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Nedir onlar? Peki sonuçta Allah'ın rızası. Evvel ve ahir o. O Allah o rızasından bizi ayırmasın. Bizi kendisine kul, Habibine ümmet, ustadımıza talebe eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza uhuvvet ve hillet hakikatını nasip eylesin. Amin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizi bu suret olarak bizi bir araya getirdin. Hakikat olarak da olmasa sureti olmaz. İlk önce hakikattır. Sonra surettir. Ya Rabbi. Ama bizim vazifemiz suretle hakikati birleştirmektir. Ya Rabbi, suretimiz gibi hakikatımızı da eyle. Amin. Bizi Risale-i Nur'dan ve bizi şahs-ı maneviden ayırma. Amin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye daim kayım sayım eyle. Amin. İştirak-ı amal-ı uhreviyeden hissemizi ziyade eyle. Amin. Ya Rabbi, bu duamızı bizi seven, bizim sevdiklerimiz, bize dua edenleri, hepimize, her birimize kim dua ediyorsa, kimler dua istemişse, biz kime dua ediyorsak, hepsini de mazhar eyle. Amin. Ya Rab, burada olan kardeşlerimizin, hepimizin, ana ve babaları, evlad-ı yâlleri, ceddleri, ta Adem Aleyhisselam'a kadar, usul ve furularımız, her kimler varsa, hepsini de sedar eyle, amin, haberdar eyle. Amin. Mekanlarını cennet bahçesinde mübahçe eyle ya Rabbi. Amin. Risale-i Nur'u onlara enis ve arkadaş eyle. Amin. Nur eyle. Amin. Hakikat eyle. Amin. Cennet bahçesinden bir bahçe eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rab, senin için zorluk yoktur Allah'ım. Bizden hoşnut ol. Amin. Bizden razı ol ya Rabbi. Amin. Allah'lığın hatırına, Musa Aleyhisselam'ın Rabbi hatırına, İsa Aleyhisselam'ın hatırına, Allah'ım sen Allah'sın. Senin Allah olduğunu sen biliyorsun. Ama ben senin Allah olduğuna, Celle Celaluhu, Rabbim olduğuna ikrar ediyor, israr ediyor, ilan ediyor. Onun sırrı hatırına Müslümanlara yardım eyle. Amin. Müslümanlara uhuvvet ve tesanüt ver. Amin. Ya Rabbel Alemin, Risale-i Nur cemaatine uhuvvet ve tesanüt, sadakat ver ya Rabbi. Tesanüt ver ya Rabbi, uhuvvet ver ya Rabbi. Hizmet-i imaniyede muvaffak ver ya Rabbi. Duamızı İsmi Azam'ın hatırına, Kur'an-ı Azimuşan'ın hürmetine, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine kabul eyle. Amin. Ve bizden razı ol ya Rabbi. Amin. Rabbül Alemin hürmetine. Ve ahir davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha tema selavat. Gelsin abi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Ala Resulina Muhammedin selavat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أستغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ونبينا محمد يا رب العالمين okuduklarımızı kabul eyle. Medresemizin ya Rabbim açılmasına emeği geçen maddi manevi emeği geçen kardeşlerimizden ya Rabbim ebeden razı ol Allah'ım. Hizmet imani ve Kur'aniyede bizleri sabit daim kayım eyle. Ya Rabb alemin her türlü hayrı senden ister. Her türlü şerden, kötülükten ahirette ya Rabbim pişman olacak hal ve hareketlerden, Adem alemler hesabına çalışmaklardan bizleri uzak eyle. Amin. Üzerimizde emeği geçen abilerimizden ya Rabbim ebeden razı ol Allah'ım. Amin. Bizleri ya Rabbim medreselerden, Risale-i Nur'dan, üstadımızdan ayırma Allah'ım. Amin, amin, amin. Ve Daha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Amin.